tükettiğimiz Rus salatasının yapımını anlatacağım bugün. Ben yoğurt ve mayonez karışımı yapıyorum. Mayonezini çok az koyuyorum. Öncelikle sebzeleri haşlayarak başlıyorum işe. Bezelye, havuç, patates küçük küçük doğruyorum. Hepsini bir tencerede haşladım. Haşladığım bezelyeleri bir tavaya aldım. Şöyle birazcık yaydım tabakta, biraz soğumasını bekledim. Bu tabağın üzerine diğer malzemeleri ekleyeceğim şimdi. Sosisleri de bir tencereye koydum, haşladım. Haşlanmış kullanmak istiyorum çünkü et yani sonuçta. Çok fazla sosis tüketen bir insan değiliz ama bu salata için gerekli. Sosisleri küçük küçük doğradım. Salatalık turşularını, kornişonları da yine aynı küçük küçük, aynı ölçüde doğruyoruz. Ve bunların biraz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Bir 10-15 dakika soğuduktan sonra yarım kilo süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdu da içine boşaltıyorum. Süzme yoğurt, mayonez ve kendi yaptığım ev yoğurdundan biraz katacağım. Süzme yoğurdumu aldım kabımın üzerine. İçerisine mayonezden koyacağım. 3 yemek kaşığı kadar koydum ben. Siz isterseniz mayonezi seviyorsanız, tüketiyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi onun üzerine evde yaptığım kendi yoğurdumdan koyuyorum. Bu yoğurdu ben kendim yapıyorum. Ve yoğurt videom da var. Oradan bakabilirsiniz yoğurt nasıl yapılır. 1-2 yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Önce yoğurtla mayonezi şöyle bir karıştırdım. Sonra bunu sebzelere yedireceğim. Yavaş yavaş karıştıralım. Bir güzel sebzelere yedirelim mayonezli yoğurdu. Arkadaşlar bunu dolapta 5-6 saat bekletin. Öyle tüketin. Sebzeler bir çeksin o yoğurdu. Öyle yaparsanız çok daha iyi olur. Hem soğuk tüketildiğinde daha lezzetli oluyor. Katmadım. Asla tuz katmayın. İçerisinde yağ da yok. Mayonezin yağı yeterli. Yapan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil sesini açarsanız yaptığım yeni videolardan haberdar olursunuz. Afiyet olsun herkese.